İyi günler efendim. Bu deprem nedeniyle çok sıkıntılı günler yaşanıyor ve birçok alanda insanlar hayatlarıyla mücadele ediyorlar. Tabii ki vizeydi, akrabalara yardım, bu konularda da sorular çok, bize çok sayıda yoğun şekilde sorular geliyor. O soruları mümkün mertebe genel bilgilerle desteklemek için, hepsine ulaşamadığımız için bu tür bilgilendirme videolarıyla, bu kanal üzerinden sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Bu kanalı arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza göndererek ihtiyacı olanlara bilgilenmelerini sağlayabilirsiniz. Aktüel bilgiler geldikçe biz de yeni videolarla aktualize edeceğiz bu bilgileri. Şimdi e, vize konusunda çokça soru var. E, evet, e, benim başkanı olduğum Federal Göç ve Uyum Meclisi bu konuda talepte bulundu. Başka organizasyonlar ve siyasiler de bu konuda taleplerde bulundular. Ve vize işinin kolaylaştırılması gerektiğini bu depremzedeler için dile getirdiler. Basında yayında çok geniş yer aldı ve bir hareketlenme var. Hem İçişleri Bakanımız Nancy Fieza hem Dışişleri Bakanımız Annalena Baerbock bu konuda dün açıklamalar yaptılar. Ve kolaylaştırmaların hangi istikamete gideceğini gösterdiler. Türkiye'de deprem bölgesinde yakın akrabaları olanlar ve tabii ki bu hangi deprem bölgesinde yaşayanlar akrabalık dereceleri bunlar belirlenecektir. Ama aile birleşiminde olduğu gibi çok dar tutulacağına ben inanmıyorum. Birazcık daha geniş tutulacaktır. Bunlar akrabalarını 90 günlüğüne Almanya'ya getirip yanlarında barındırabilecekler bu çok önemli çünkü Türkiye'de kış şartları var ve insanlar evlerini kaybetmiş durumdalar ve yeterince çadır ve konteyner kurulamamış durumda. O nedenle bu adım Almanya tarafından önemli. bu konuda kolaylıklar yapılacak, bir de personel artırımına gidilecek. Bu da çok önemli bir nokta. Şimdi vize sistemi zaten nasıl işliyordu? Hemen kısaca ona bakalım. Şimdi bunlar ne getirir bu talepler ona bakalım. Bir de Berlin eyaleti daha özel bir kolaylaştırma getirdi. Ona da hemen bakalım. Normalde siz vizeye nasıl başvuruyorsunuz? Türkiye'de İDATA diye bir kurum var. Oraya belli bir ücret ödüyorsunuz ve ondan sonra oradan öncelikle bir randevu alıyorsunuz. O randevuyu aldıktan sonra oranın talep ettiği belgeleri tamamlıyorsunuz. O belgeler tamamlandıktan sonra İda Tabu Bilgileri Konsolosluğa teslim ediyor Alman Konsolosluğuna. Orası size bir randevu gönderiyor günün birinde ve bu epeyce uzun bir süreç alabiliyor. Ee, ve konsolosluk bunu yaptıktan sonra Almanya'da gideceğiniz yerin yabancılar dairesiyle bağ kurarak oradan sizi davet eden kişinin işte verdiği davetiye var mı, yeterince geliri var mı, yeterince evi var mı ve o bulunduğunuz yerin Almanya'da bulunan yerin yabancılar dairesinin görüşünü alıyor. Okeyini, evet veya hayırını alıyor. Ona göre bir karar veriyor. Bu da oldukça uzun bir süreç alıyor. Berlin Senatosu Berlin eyaleti için bunu kaldırdı. Yani Berlin'deki yabancılar dairelerinin ekstra buna bir onay vermeleri işlemini kaldırdı. Bu süreci oldukça kısaltan bir şey ve bunu kimin için kaldırdı? eş ve küçük yaşta çocuklar bunların eğer aile birleşimi söz konusuysa bunlar için kaldırdı ve bölgeleri de bir bir belirledi. Türkiye'den gelecek kişi şu şehirlerde oturuyorsa Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Suriye'de için için ise İdlib, Halep, Latakya, Hama, Tartus. Buralar için bunu kaldırdı. Çok önemli bir noktada şu aile birleşimlerinde biliyorsunuz dil şartı aranıyordu a 11 bir düzeyinde bunu da istemiyor Berlin Biz bu uygulamanın tüm eyaletlerde geçerli olmasını talep ediyoruz ve Umarız federal çatı bu konuda genel bir karar alır ve bunu hale yala koyar pratikte ne tür belgelere ihtiyacınız olur Almanya bir belgeler memleketidir. Onun için lütfen şu tür belgeleri mümkün mertebe toplamaya çalışın. Tabii ki hepsini bulmak mümkün değil bu deprem ortamında. Ama bir kere kimliğinizi sabit bir şekilde ifade edebilmeniz, kanıtlamanız gerekir. Kim olduğunuzu kanıtlamanız gerekir. Bu konuda bir pasaportunuz olması gerekir. Yoksa zaten Türkiye'deki makamlar size acil şekilde yardım edecektir. En azından biz bunu umuyoruz. E, bu şekilde e, bu çok önemli e, ve buradaki kişilerle akrabalık derecenizi belirleyen bir e, nüfus kayıt örneği mutlaka çıkarabilirsiniz E-Devlet üzerinden diye düşünüyorum. Almanya'dan sizi davet edecek kişilerin e, bu Verpflichtungserklärung Almanya'da davetiye olarak biliyoruz biz bunun adını öyle, e, neler yapmaları gerekir? Onlar da... Kendi pasaportlarıyla bulundukları yerdeki yabancılar dairesine gidip 3 aylık gelir belgelerini ve eğer ev kendilerine aitse ait, aidiyetini gösteren bir tapu kaydı veya kirada alarsa e, kira sözleşmesiyle evin büyüklüğünü göstermeleri, kanıtlamaları gerekir. Bunlar talep edilen noktalar. E, bunların yapılmasında büyük yarar var. E, şimdi bir de şöyle bir talep vardı. Herkes vizesiz gelebilsin. Ukraynalılarda olduğu gibi ikisi arasında şöyle bir de Fark var diğer şeyler dışında Türkiye'ye zamanında Siyasal İslamcılar bolca IŞİD'çi soktular Ve onlar orada yaşıyorlar bunu Avrupa biliyor Avrupa kendi güvenliğini Tehlikeye atacak bir adım atması Beklenemez Avrupa'dan O nedenle Avrupa'ya bu konuda kızmayın O IŞİD'çileri Türkiye'de Barındıranlara kızabilirsiniz Bu konuda bir hakkınız var bu konuda aktüel gelişmeler oldukça size bilgiler vereceğiz. Başka hangi konularda bilgilere ihtiyacınız olursa lütfen sorularınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Biz onlara bazen tek tek, bazen de toplu halde bu böyle videolarla yanıt vermeye çalışacağız. Herkese çok geçmiş olsun. İyi günler diliyorum efendim.